Herkese merhaba. Bugün ne videosu çekiyorum? Bilin bakalım. Bugün tek fırçayla makyaj videosu çekiyorum. Bu fırçayı siz seçtiniz. Snapchat adım... Konuşamıyorum. Snapchat ailesiyle birlikte bir karar verdik. Dedik ki ben tek fırçayla makyaj yapacağım. Şu arkamda gördüğünüz şu fırçaların içinden zor fırçalar koydum. Hani böyle alakasız. Dedim ki bunlardan birini seçin. En çok screenshot alan fırçayla, tek bir fırçayla, sadece maskara hariç bütün makyajı tek bir fırçayla yapacağım. Siz seçtiniz. Hangi fırça olduğu hakkında zaten birazcık ipucu vermiştim. Ama hiç acımadınız. En zor fırçalardan birini seçtiniz. Gerçi bir tanesi daha zordu ama. Neyse, bu da çok zor bir fırça. Hangi fırçayı seçtiğinizi şimdi gösteriyorum. Gerçekten bu fırçayı seçtiğinize inanamıyorum. Bu Eclipse'in fan fırçası. Bir tane var elimde. Keşke birkaç tane daha alsaydım çünkü pislenecek ve ben bunu sürekli temizleyeceğim. Öyle olacak bu video. Tabii siz oraları keseceğim için bilmeyeceksiniz. Nasıl olacak acaba? Yani aydınlatıcı sürme kısmı hariç diğerleri nasıl olacak hiç bilmiyorum. Bakalım neler yapacağız. Bu bir challenge videosu. Kendi kendime meydan okuyorum burada. Neyse, şimdi o zaman hazırsanız başlayalım. İlk önce gözlerimin altını kapatayım. Eve Girl'ün Pro Concealer ile kapatacağım. Ya kontrol edemiyorum hiçbir şeyi. Artık ne yapacağımı şaşırdım. Ya asla yayamıyorum. Nasıl olacak? Şöyle, heh, bak böyle yapınca oluyor. Gözüm çıktı ya. Oradan görünmüyor ama ben burada görüyorum fırça izlerini. Biraz yaklaştırayım. Ya çok fena olmadı ya. Çok fena olmuyor yani bence. Bayağı kullanışlı. Bu Notum BB kremini kullanacağım. Bunu tekrar temizlemeden yapabilirim bence ya. Ya böyle manyakça hareketler yapınca şöyle oluyor gibi. O kadar da kötü değil beklediğim kadar. Bu harika ten makyajını bir kaşlarımla taçlandırayım diyorum. Bu Avon'un kaş kitinin şu kahverengi farını alacağım. Kaşlarım yukarıya çok kaldırıyor. Şimdi o zaman göz makyajına geçeyim diyorum. Ay, en beklediğim şey bu. Göz makyajım için NYX'in bu paletini kullanacağım. İsmi Avant Pop. Avant Pop. Evet, aynen. Gözlerime şimdi ilk önce şuradaki rengi uyguluyorum. Bence şu an fena gitmiyoruz. Evet, şimdi hangi rengi kullanayım? Acaba yeşil. Fırçayla çok kötü dökülüyor tabi. Parlak. Şu ana kadar iyiydi ya. Şu an umudumu kaybettim. Yani istemediğim yerlere doğru gidiyor sürekli. Ağlamış gibi oldu. Evet. Kaş altımı aydınlatayım o zaman. Yine bu paletteki renklerle. Bu işi doğru yapıyorsun. Bu işi yapıyorsun. Öbür işleri yapamıyorsun. Bir jel eyeliner uygulayayım. Ne dersiniz? Evet, Maybelline'in jel eyeliner'ını fırçama alıyorum. Acemiliği atıyorum. Şu darbeler gelmeseydi keşke. Snapchat filtresi gibi oldu. Bu arada bugün ilk defa deneyeceğim bir rimeli deniyorum sizinle birlikte. Bu Flormor'un yeni serisinden Back to School diye bir koleksiyon çıkarmış. Volume Essentials Mascara Black. Bir tane de transparan olan var. Onları da daha sonra deneyeceğim. Gözlerimi büyük gösteren bu mükemmel makyaja devam ediyorum. Yine fırçamı temizledim. Bronzer süreyim biraz. Bronzer biraz yüzümü ısıtayım bu güzel fırçayla. O gözün niye öyle peki? İşte bununla yani. Onu böyle sürdüm. Ne yapayım? Eyeliner'ı her şeyi bununla yapıyorum şu an. Vay. Ay, anlatana kadar canım çıktı bunlara. Anlamıyorsun değil mi Murat'ım? Şu an biraz anladık. Yani bir nevi. Ya siz niye geldiniz? Ben video çekerken mutlaka geliyorsunuz. Tamam be. Bence şu an bitmiş gibi.
Dışarı çıkmaya hazırım değil mi şu bence an? Bence sana ne kadar kullanırsan o kadar kötü olacak şu an. Aynen, aslında şu anda güzel görünüyorsun biliyor musun kamerada? Evet ama aslında çok çirkin. Evet. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir iyi yapsam bence olur. Konsilerden tekrar daha iyi olmayabilir, daha kötü olabilir. Önemli olan yapabildiğim kadar güzel bir şey çıkarmak. Ve bir allık süreyim. Allık için hat mamayı kullanacağım. Bu Japon makyajından sonra göz altlarıma allık sürmeyi çok düşündüm. Aslında hoşuma giden bir görüntüydü yani. Krem ürünler kullansam belki daha zor olurdu. Evet, bence şu an gözüm hariç kötü durmuyor uzaktan. Gerçekten yapabileceği bir şey yapacağım. Urban Decay'in Afterglow aydınlatıcısından. Yani güzel fırça, çok da uygun fiyatlı ama sanki böyle parça parça bırakıyor gibi. Şimdi bu aşırı pislenen fırçamla ruj süreceğim. Likit bir ruj süreceğim. Bir de koyu renk süreyim hatta ki tam olsun. Düşünüyorum da nasıl geldik buraya diye. Likit ruj için şu paleti kullanacağım. Kocaman bir Sephora paleti. Ooo gördünüz. Şunu kullanacağım. Umarım görmüşsünüzdür. Hemen fazla parlak bir ruj yok. Ya bayağı parlıyor bu ruj. Gözde de çok kötü sıkıntılar olsa da bir kat daha geçerek kapatmaya çalıştım ama beni çok zorlayamadınız bu fırçayla. O kadar kötü olmadı beklediğim kadar. Daha önce denemediğim bir şeydi. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir izlemesi. O zaman bu fırça şu an çok kötü durumda ve ben bunu hemen yıkamalıyım. Atmayacağım tabii ki de. Kullanıyorum ben bu fırçayı. Bunu tekrar yapacağız. O yüzden Snapchat'ten eklemeyi unutmayın. Ben size başka fırçalar, seçenekler de sunacağım. Seçeceksiniz ve beni daha zor challenge'larla, hatta bunu biriyle bile yapabiliriz. Eğer bu video hoşunuza gittiyse ve tekrar böyle videolar yapmamı istiyorsanız aşağı bana yorum bırakabilirsiniz. Bir fan fırçasıyla bu derecede, bu kadar yapabildim maksimum. O zaman bu video burada sona ersin. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.